Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Amirli kadın basketbol takımımız 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk pencerede 2-2 yaptı ve biz de bu sonuçların hemen ardından Koç Ceyhun Yıldızoğlu'yla birlikteyiz. Hocam çok teşekkürler bizi kırmadığınız için. Hele ki böyle güzel sonuçların ardından konuşacak olmak çok keyifli. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi burada yeni bir hedef var. Avrupa Şampiyonası yazın çok iyi geçmedikten sonra yeni bir sayfa açılıyor burada milli takım için. Nasıl gördünüz reaksiyonu? Hem Slovenya maçı hem Polonya maçı aslında farklı kimliklerde. Birinde daha hücumda akıcı olduğumuz, birinde savunmada çok daha iyi performans belki de sergilediğimizi gördük. Evet. Sizin için nasıl bir mesaj verdi bu pencere? Tabii öncelikle iki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruptan çıkamamanın vermiş olduğu bir üzüntü ve bir reaksiyon vardı. Oradan için gruptan çıkamadığımızın analizlerini yaptığımız zaman çocuklarla bu konuları konuşup ne yaparsak daha doğru basketbol oynarız ve başarılı olabiliriz analizini yaptığımız zaman bence 3 gün idman yapma günümüz vardı. İkisini aktif kullandık, birini birazcık daha toplantılarla destekledik. Ve bence iyi bir reaksiyon aldığımızı düşünüyoruz. Biz de tabii ki bu seferki seçimleri birazcık da Eurobasket ritmine ayak uydurabilecek ve orada ayakta kalabilecek oyuncuları seçtik. Dolayısıyla bu iki grup aşamasında iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki bu yanıltıcı da olmasın. Sonuçta Slovenya ile oynarken Slovenya'nın en önemli 3 tane oyuncusu maalesef yoktu. Keşke onların da olduğu bir maç ortamı olup o galibiyeti alabilseydik bence daha güzel olacaktı bizim için. Polonya maçı maçtan önce onların zaten çok agresif ve koşan bir takım olduğunu biliyorduk. Eğer işleyen şartlarını bir şekilde savunmada agresiflikle durdurmazsak büyük sorunlar yaşayacağımızı biliyorduk. Hücum tarafında da uzunları mobil uzun olduğu için gerçekten çok güçlü switch ve hatch yaptıkları için oraya çalışmıştık. Onda da başarılı olamadığımızı görüyoruz. Savunma tarafında bence ayakta kaldık. Bence maçın kazanılmasındaki en önemli etkendi savunma reaksiyonumuz. Ama hücumda bence istediklerimizi yapamadığımız bir maç oldu. İlk karşılaşma Slovenya mücadelesinde erken koptu hocam mücadele. İlk yarıda 20-46 sanıyorum skor. Evet. Çok ciddi bir fark. Tabii burada sizin 3 guardla sahada kalmanızda evet, topu yönlendirme evet, anlamında 23 asistlik bir gün çıkardı sizin için. Evet. Bu tercihi sormak istiyorum. Olcay'la Pelin zaten çok uzun süredir sizin güvendiğiniz isimler. Bir de oraya Merve'nin de iyi oyunu eklendi. Sanırım biraz eliniz bu anlamda daha da rahatladı. Evet. Aslında takımı uzatmak istiyoruz biz. Yani Eurobasket'te daha etkili olabilmek, kürsüye çıkabilmek için İnci'nin performansını çok önemsiyoruz. Onun Türkiye Ligi'nde daha büyük sorumluluklar alıp Eurobasket elemelerine olsun, şampiyonasına olsun hazır gelmesini, o bizim amil takımı ilk beşine yerleştiği zaman biz bir çok şeyin pozitif değişeceğine inanıyoruz. Ama İnci de o performansı bir türlü gösteremiyor. Kapıları ona açıyoruz milli takımın ama geldiği zaman ya ligde göstermiş olduğu performans ya da bizim aramıza katıldığı zaman göstermiş olduğu performans maalesef yeterli olmuyor. 3 numarada Melis bizim için son Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki en olumlu gelişmelerden biriydi. Gerçekten takımın ofensif düzeninde bize çok büyük katkı verdi. Ama o da bu eleme maçlarında küçük bir sakatlığı vardı. Dolayısıyla onu da çok fazla risk etmek istemedik. Bizim bir görevimiz de milli takımlara çağırdığımız oyuncuları sağlıklı bir şekilde tekrar kulüplerine göndermek. O yüzden Merve'nin kısa pozisyonda her oyuncuyu savunabilme potansiyeli var. Yani 1-2-3'leri gerçekten çok iyi savunabiliyor. Aynı zamanda da bir point guard gibi sizin de söylediğiniz gibi oyuna yön verebiliyor. Biz de tercihimizi 3 tane sahada oyuna yön verebilen oyuncudan yana kullandık. Ama savunma kısmını da birinci kısma koyduk. Slovenya maçının onların eksik olmasının dışında bizim bu tip bu beşle sahaya çıkmamızın etkili olduğunu düşünüyorum. Hocam
uzamak istiyoruz. Daha uzun bir 5 istiyoruz dediniz. Oraya döneceğim ama hani Merve'den bahsetmişken sormak istiyorum. Geçen sene tabii Merve'nin bir tercihi vardı hayatında. Evet. Survivor'a katıldı. Siz Merve'yi 15 yaşında A takıma çıkaran antrenörüsünüz. Evet. Sizin için oyuncunun hem özelinde de yeriniz ayrıdır. Onun da sizin için yeri ayrıdır. Orada o süreçte neler konuştunuz? Mesela kariyeri için şu anda her şey çok yolunda gidiyor tabii ki. Evet. Çok iyi de bir sezon geçiriyor ama o süreç nasıldı? Aslında hem kızdım hem birazcık da küstüm ben Merve'ye. Çünkü bu kararı verirken benimle paylaşmadı. Dolaylı yönden başka şeyler oldu ama tam olarak benimle paylaşmadı. Dolayısıyla ben de hem kırıldım Merve'ye. Çünkü Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kadrosunda olmasını istiyordum onun. Ve son iki sezonda ona ben pozitif ayrımcılık yaptım. Fransa'da ve İspanya'da olduğu için ben Türkiye'de tercihlerini yurt dışına yapan oyunculara gerçekten milli takım olarak biz pozitif ayrımcılık yapmaktan yanayız. Bunu da her türlü platformda dile getiriyorum. Neden koç? Yurt dışına çıkan oyuncular bir kere konfor alanlarının dışına çıkıyorlar ve sorumluluk alma yetileri artıyor diye düşünüyoruz. Türkiye'de kaldıkları zaman zaten yabancı sayısı çok fazla ve burada yabancılar maçın kırılma anlarındaki topu kullanıyorlar, en önemli reboundu alıyorlar, en önemli savunmayı yapıyorlar, en önemli kararı veriyorlar. Ama bir oyuncumuz yurt dışına gittiği zaman o yabancı statüsünde olduğu için o kararları o veriyor. Dolayısıyla biz oyuncularımızın yurt dışında oynamasını, hele ki şu andaki Türkiye'deki yabancı statüsünden dolayı çok önemsiyoruz. Sonuçta ben Merve dolaylı olarak bana tabii ki niye oraya gittiğinin bir açıklamasını aldım. Yani bir taraftan üzüldüm, yani daha çok destek olmam gerekirdi yaşadıklarından dolayı ona. Bir taraftan bizi yalnız bıraktığı için dediğim gibi kırgınlık oldu ama bu sene geldi, işte yeni bir sayfa açtı. Hı hı. Bence kendi kulübü içinde çok pozitif oynuyor. Tekrar buraya seçilme becerisini gösterdi diye düşünüyorum. Bizim için de çok iyi oldu. Kesinlikle iyi görünüyor şu an, evet, herkes için bu senaryo. Evet. Peki ben bu arada Slovenya maçıyla ilgili de yani inanılmaz bir asist, Pelin'in asistini sormam, evet, lazım. Gerçekten her yerde görünür bir şekilde. Hocam yani maç içerisinde dokunuşları özel bir oyuncu zaten. Hele ki Işıl'ın sakatlığının ardından, yokluğunun ardından Pelin çok ön plana çıkan bir isim bizim için. Ama o özel bir, onu hep hatırlayacağız bir süre galiba. Tabii. Onun ruhunda olan şeyler bunlar. Bence bir kısmını sergileyebiliyor. Bu sene bence o da en özel sezonunu geçiriyor. Bizim hayal ettiğimiz Türk oyuncu aslında Pelin profili. Bir Euroleague takımında sorumluluk almaktan kaçınmayan, kazanılan galibiyetlerde yabancılar kadar Pelin'in de performansı ön planda olan ve biz bunu çok çok önemsiyoruz. Uzun yıllar sonra gerçekten özlemiştik bu tip performansları ve dediğim gibi Pelin çok azını gösteriyor. Çok çok o siz asistini gördünüz. Bitirişlerinde de bunları yapabiliyor. Savunmada da bunları yapabiliyor. Yani bir 90'lık adamın üzerinden rebound alarak da bunu yapabilir. Yani Pelin yeteneklerini sadece pasta değil, bitirişte, adam eksiltmede, agresiflikte de yapabilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi bu sene kulübünde almış olduğu rol ve sorumluluk onu çok özel yaptı. İnşallah hiç bozulmaz ve arkasından da biz diğer bütün milli takıma aday oyunculardan bu en azından profili istiyoruz. Yani yabancı oyuncuyla savaşan, onu kabul etmeyen, onun aldığı dakikayı, onun aldığı sorumluluğu alabilecek, cesareti sahada gösterebilecek, antrenörüne inandırabilecek performansları bekliyoruz oyuncularımızdan. Hocam rebound alabiliyor, işte o da fark yaratıyor dediniz. Hakikaten bu iki maçta kısalarla da rebound'da önemli bir katkı var. Bu milli takımın oyunu için ne kadar önemli sizin planlarınız için? Şimdi biz Nevriye'den sonra uzun pozisyonda gerçekten çok büyük problemler yaşıyoruz. İki tane kullandığımız devşirme var. Bence çok çok özel karakterler ikisi de. Bu Türk milli takımı için ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Bir kere burada hiçbir problem yok. Zaman zaman Q'yu biz sakat sakat oynatmak zorunda kaldık. Zaman zaman Kia belinde çok büyük sıkıntılar varken iğneyle oynamak zorunda kaldı. Kapasiteleri tartışılır
Ama ülke için oynamak istekleri, ülke için yapmış olduğu fedakarlıklar gerçekten hiç göz ardı edilemez. Dolayısıyla biz burada onların eksik kaldığı, yapamadığı bazı şeyleri kendi oyuncularımızdan istiyoruz. Bizim savunma stratejilerimizden, daha doğrusu maç kazanmak için en önemli kriterlerimizden bir tanesi boyalı alanı kapatmak ve reboundlara takım halinde atak etmek. Bizim kısalar da orada bence ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar diye düşünüyorum. Hocam notlarım arasında da vardı. Biz devşirme oyuncularda tercihimizi hep uzunlardan yana kullanıyoruz uzun süredir. Latoya Sanders vardı, oradan sonra Q var ve Kia Stokes. Q geçen sene de elemelerde ve yine turnuvada yani çok önemli katkılar vermişti. Ama reboundçı ve savunma tarafı çok kuvvetli oyuncular bunlar ama skor sizin de dediğiniz gibi nevriyeden sonra bitiricilik anlamında belki de o aşamada sıkıntı yaşadığımız için burada başka tercihler ya da planlar var mı sizin nazarınızda? Yani altyapı kısmını da aslında hani bizim neden böyle bir uzun oyuncu problemimiz bir süre devam ediyor diye biraz da deşebilir miyiz belki de? Tabii. Şimdi sizin anlattığınız nedenlerden dolayı devşirilen oyuncular, Kristin'i unuttunuz siz bu arada. Yani pardon. Corey vardı ilk devşirilen oyuncu. Yani sonuçta ülke için devşirilen bütün oyuncular hep 5 numara oldu ve bu oyuncular Türkiye'de çok uzun yıllar kaldılar. Uzun yıllar Türkiye'deki kulüplerde 5 numara pozisyonunu işgal ettiler. Dolayısıyla biz Türkiye'deki bütün uzun oyunculara bir kere haksız rekabet sağlamış olduk. Yani çocukların önünde hep devşirme bir 5 numara oldu. Bu bir etken olmuş olabilir. Sonuçta bizim dediğim gibi İnci'den çok büyük beklentimiz var. Aslında Gizem var, havuza girip çıkan büyük beklentilerimiz var. Ama o büyük beklentileri biz hiçbir oyuncunun milli takıma gelip karşılamasını beklemiyoruz. Öncelikle kulüplerinde yani oyuncular milli takıma geldiği zaman ve son gün ayrılırken milli takımın oyuncuların kendilerini gelip ispatlama ve gösterme yeri olmadığını söylüyoruz. Yani oyuncuların kendilerini ispatlama gösterme yeri kulüpleri. Orada almış oldukları sorumluluklar, orada yabancılarla yapmış oldukları mücadele, rakip yabancılarla değil bu arada, kendi takımlarındaki yabancıları gönderme becerisine sahip olmaları lazım. Yani onlardan daha çok çalışacaklar, onlardan daha çok gelişecekler. Onların yapabildiklerini idmanda yaptırmayıp koç, kendi koçlarına bir kere ben de bu işi yapabiliyorum dedirttirebilmeleri lazım. Biz bunu örneklerini görüyoruz. Zaman zaman bu kulüplerimizde oluyor. Bir Türk çocuğu çıkıyor, bunu becerebiliyor. Bizim için en değerli oyuncu o. Sorunuza gelecek olursak, eğer Türk milli takımının ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yani hem içeride caydırıcı olacak, rakip takımın uzunlarına skor yaptırmayacak, hem de geçilen kısalarımıza blok tehdidi olacak. İçeride işte Nevriye gibi, şimdi Nevriye tabii çok özel bir oyuncuydu. Hem yani orta mesafe şutu vardı, gerçekten durdurulamayacak bir turnaround'ı vardı ve basketbolun kariyerinin son zamanlarında da basketboluna üçlük eklemişti. Şimdi biz aynı mentaliteyi, aynı gelişim seviyesini Türkiye'deki aday oyunculardan bekliyoruz. Onlar bunu yaptığı zaman bizim planlarımızda değişikliği biz düşünüyoruz. Bir all-around player olabilir. Yani bir dış oyuncu olabilir. Belki de hiç olmayabilir. Yani benim en büyük hayalim kendi oyuncularımızla kürsüye çıkıp o başarıyı elde etmek. Yani hiç bir devşirme yardımı olmaksızın. Ben bunun da yapılabilecek bir şey olduğunu inanıyorum. Ama dediğim gibi buna bütün bir ülke olarak inanmamız, bunu sadece oyuncunun inanması da yetmiyor. Antrenörlerin, yöneticilerin de buna inanması gerekiyor bence. Ve bu yapılabilecek, zor ama yapılabilecek bir şey olarak görüyorum. Hocam kolay da değil çünkü hani sadece bu pozisyonda değiştirmek değil, her pozisyonda bir jenerasyon değişikliği yaşıyorsunuz şu anda milli takımda. Siz 2011'de kürsüye çıktığınızda beraberinde çalıştığınız oyuncuların çoğunu kaybettiniz. Evet. Bahar mesela takım kaptanı, şu an oradan çok önemli bir destekçiniz, temsil takımda. Evet. Ama mesela Işıl da geçen sezonki sakatlığından sonra şu anda aday değildi, bu kadroda yer almadı daha doğrusu elemelerde. Avrupa Şampiyonası'na kalındığı takdirde Işıl orada yer alacak mı? Şimdi ben milli takım antrenörü ikinci kez karar verdiğimden beri hep en iyileri milli takıma davet etme çabasında oldum.
Hı hı. Yanımda 3 tane çok tecrübeli ve Süper Lig'de antrenörlük yapan koç var. Biz oyuncuları seçerken fevri davranmayalım, işte gözden kaçmasın diye hepimiz bir liste yapıyoruz. Sonuçta ortak bir listeyi açıklıyoruz kamuoyuna ve hiçbir şekilde yani genç diye bir oyuncuyu almıyoruz. Yaşlı diye alamazlık yapmıyoruz. Tecrübeli diye de almıyoruz. Yani kim iyiyse, kim gerçekten milli takımda oynamak istiyorsa ve bu milli takımda oynama isteğini kulübünde ispatlıyorsa. Yani oyuncuların milli takıma girme ve girememe sebepleri var. Yani bir oyuncu girmiyorsa, beni şimdi arıyor bazı milli takımla ilgili hayali olan oyuncular, çok mutlu oluyorum. Yani anlıyorum ki o çocuğun milli takımla ilgili bir hayali var. Niye giremediğini açıklamasını yapıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü onlar bu hayali korudukça ve milli takıma niye giremediğini biliyorsa, gelişiyorsa almama ihtimalimiz yok. Bir çocuğun şutu eksik diye milli takımı almıyorsak, o çocuk şutunu gerçekten geliştiriyorsa, bir sezon önce %25 ile atmışken ikinci sezon %35 ve üzeri atıyorsa, bizim o çocuğu eğer şutundan dolayı almadığımızı ifade ettiysek ve geliştirdiyse almama ihtimalimiz yok. Ya da işte savunmayla ilgili olabilir. Bazen kriterlerimiz içinde Eurobasket savunma sertliğine, Eurobasket atletizmine, ne bileyim işte spacing için belirli bir şut yüzdesine sahip olmalarını istiyoruz. Işıl bizim için çok değerli, bu ülke için çok değerli şeyler yaptı. Sadece Işıl değil, Tilbe de var aynı keza. Evet, ikisi de maalesef talihsiz bir şekilde sezon ortasında sakatlandılar. Belki de bu sizin geçen sezon ya da Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önceki planlarınızı da etkilemiş olabilir tabii. Tabii. Yani biz ciddi bir sakatlıktan geçiyorlar. Buraya da geldiği zaman ben gerek Tilbe olsun gerek Işıl olsun, onlar milli takım olduğu zaman her şeyi unutuyorlar. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar ama hazır olmadıkları için çocukları tekrardan bir şey döneminden geliyorlar, işte yaşadıkları çapraz geri dönüşten geliyorlar. Dolayısıyla o yüzden de tercih etmedik. Hocam biraz da eskiyi yad edelim mi? Dün ki mücadele öncesinde Şaziye'yi de bir onore etme şansı oldu. Özel oyunculardan bir tanesi milli takımımızda. Birsel bir önceki sene bırakmıştı. Gerçekten özel isimler ve onlarla beraber daha önce yaşanılan başarılar, olimpiyat, çok başka anılara sahipsiniz. Oralardan biraz bahsedersek 2011-2012 sizin için kariyerinizde nasıl bir yer sahibi? Ya şimdiye kadar tabii ki o jenerasyon gerçekten özel insanlardan kuruluydu. Hepsinin ruhunda bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek, bu ülke, çünkü neyi temsil ettiklerinin farkında olan bir gruptu o grup. Yani Türk kadını temsil ediyorlar. Türk kadını konuşabilen, tartışabilen, çözüm üretebilen, savaşabilen, ortak bir amaç için buluşabilen, ülkesini aşağılarda değil, en yukarılarda temsil etmek için mücadele eden bir gruptu. Dolayısıyla o grupta her şeyi yapmak çok kolaydı. Her şeyi yapmak. Her şey dört dörtlük değildi, sakatlıklar oluyordu. Ben çok Eurobasket'e hiçbir resmi hazırlık maçı oynamadan ilk resmi maçıyla orada başlayan oyuncuyla gittiğim gün oldu. Yani mesela biz 2009'a Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 2009 ya da 2009'a giderken Nevriye son gün beni tutuldu diye hatırlıyorum. Uçağa binmedi ve gelemedi. Bir Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 2011'e Meral zannederim ayağını burktu. Son idmanda gelemedi. Bir sürü bu tip sıkıntılar yaşadık ama çocukların dediğim gibi özel karakterlerdi ve o özel karakterlerle de bence önemli başarılar elde edildi. Tam da olmadı. Bence bir tane Eurobasket şampiyonluğu yaşamamız gerekiyordu kadroyla. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda %100 madalya almamız gerekiyordu. O bizim çok çok büyük bir o süreçte iyi yönetemediğimizin, o süreçte yaşanmışlıkların bir yere vurup, yani İspanya ile oynuyoruz evimizde maç. Yani 4. periyot 7 dakika var ve 3 sayıyla öndeydik biz. Hı hı. Elimizin içinden gitti madalya. Yani çok çok o benim için de uhde olan bir şeydir. Dünya Şampiyonası'nda bir madalyamız olacaktı bizim. Yani umuyoruz ki gelecek dönemde İnşallah. Tekrar böyle bir jenerasyon yakalarsınız ama İnşallah. Ya ilklerin gururunu yaşadınız o kesin. Evet. Olimpiyat, yani o da
Ayrı bir tecrübe hocam. 2012 olimpiyatlarında biz kadınlarda hem basketbolda hem de voleybolda son yıllarda o güzel kadınlarımızı bayrak taşırken görünce çok gururlanıyoruz. Evet. Ya orada nasıl bir atmosfer vardı? Tabii oraya ilk kez gitmenin bir kere gururu inanılmazdı. Yani oraya gidince her şey oraya gittiğimiz an yani iyi ki antrenör olmuşum. İyi ki bu sporun içinde kalmışım ve iyi ki buralara gelebilecek yollardan geçmişim diyorsunuz. Olimpiyatlarda olmak gerçekten çok çok özel bir şey. Dünyanın en iyi sporcularıyla, en iyi takımlarıyla bir arada olmak, aynı şeyleri yaşamak ve büyük bir hedef için orada bulunmak çok özel bir duyguydu bizim için. Hayatımın bence antrenörlüğümün, iyi ki antrenör olmuşum dediğim en önemli anlardan biridir. En büyük hayalimdi zaten olimpiyatlara gidebilmek. Orada da kürsüye çıkma şansına sahiptik. Biliyorsunuz Rusya maçını, maçın sonunda çok kritik hatalar yaparak kaybettik. Yani maçın içinde kalabildik. İki çeyrek finalde de aslında yakındık. Tabii. 2012'de de, 2016'da da. Tabii. Yani orada da madalya alma şansımız vardı bizim. Orada da ama işte belki de o çok hızlı gelişen bir süreç oldu. Doğrusu şöyle oluyor. Yani İspanyollar Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, Gençler Avrupa Şampiyonu, Ümitler Avrupa Şampiyonu ve oradan gelen çocuklar o kadar çok dünya basketbol şampiyonlarına katılıyorlar. Dünyanın en iyileri oynuyorlar. Çok küçük yaşlarda bu tecrübeleri elde ediyorlar. Yani nerede, ne zaman faul yapacaklarını, yapmayacaklarını, hangi topu tutacaklarını, karar verme anlarını çok küçük yaşlarda altyapılarda yaşadıkları büyük şampiyonlardaki organizasyonlarda hayata geçiriyorlar. Bizim altyapılarda maalesef böyle bir yapılanmamız şimdiye kadar çok olmadı. Zannederim biz sadece iki kez Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılabildik altyapılarda. Daha fazla katılmamız lazım, yukarılarda olmamız lazım. Amil takıma gelecek çocuklara daha oralara gelmeden büyük organizasyonlarda büyük kararlar alabilme alışkanlıklarını kazandırabilmemiz, o seviyelerde eksiklerini fark etmelerini sağlamamız lazım. Yani mesela Gençler Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle derece yapmamız, sonra da Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmamız gerekiyor. Orada bir çocuğun eksikliğini fark edip A takıma geldiği zaman o eksikliğini çözmüş olarak gelmiş olması, işte orada size kritik anlarda yakalamış olduğumuz fırsatları madalyaya çeviriyor diye düşünüyorum. Bizim eksiklerimiz oldu diye düşünüyorum. Hocam, her ne kadar burada eksiklerimiz olsa da beraber çalıştığınız bir yönetici şu anda Yasemin Horasan. Takımda evet. Sizinle birlikte uzun yıllar oyuncu olarak bu takıma çok şey kattı. Şimdi de bench'te yanınızda çalışıyor. Onun tecrübelerinin oyunculara nasıl zerk ettiğini düşünüyorsunuz? Tabii bu az önce konuştuğumuz yaşanılan olimpiyat olsun, Avrupa'daki kürsüye çıkış anlarımızda Yasemin takımın içindeki bir bireydi ve onların nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini biliyor. Kendisinde acı tatlı hatıraları var ve bunları devamlı oyuncu grubuyla paylaşıyor ve milli takımımıza elinden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyor. Bizimle o süreci yaşayan bütün oyuncu grubundan aslında bunları bekliyoruz. Onlar bu organizasyonun bir parçası olmalı ve bırakmış oldukları mirasın bence birazcık denetçisi olması lazım. Yani onlar yaşandı bitti bir daha değil, onlar yaşanmışlıkların üstüne çıkabilmemiz lazım ve o üstüne çıkabilmemizin bir yolu da bu süreci yaşayan çocukların işin içinde bir şekilde olup antrenör olarak, yönetici olarak olabilir, menajer olarak olabilir ama bu çıtayı birazcık daha yukarı taşımaları lazım. Hocam, kadın antrenörler yeterince sayıda var mı sizce basketbolun içerisinde? Bizim ülkemizde yok. Özellikle maalesef. Kadın basketbolu içerisinde bile maalesef eksikliğini görüyorsunuz değil mi? Maalesef. Yani biz kadın antrenörlerin aslında kadın ruhunu çok daha iyi anlayabileceğini, onlarla çok daha iyi iletişim kurabileceğini ve çok daha başarılı olabileceğine ben şahsen çok inanıyorum. Ama bunun için de gerekli fedakarlığa kadın antrenörlerin hazır olması gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Hele ki anne oldularsa bu gerçekten çok zor bir şey.
Ama eğer içlerindeki basketbol sevgisi, öğretme aşkı bitmediyse bence ben antrenörlüğü seçtim diyen herkese ülkenin kapıları açık gibi görüyorum. Yani ben kulüpler de destek vereceğine sonuna kadar inanıyorum. Kim sizce çok iyi antrenör olur? Eski oyuncularınızdan aslında antrenörlüğü en iyi o yapar diyeceğiniz böyle saha içinde zaten antrenörler vardı çünkü sizin takımlarınızda. Yani Nevri aslında mükemmel bir başlangıç yaptı bizim milli takımlarımız. Önce Galatasaray'da, arkasından evet. Milli takımlarda. Yani Nevri'nin yapmaması için hiçbir sebep yok. Yani Nevri'ye en üst yani seviyelerde de antrenörlük yapabilir. Bu pandemi döneminde birazcık tabii ki kararlarında farklılık oldu ama ben Nevriye'nin gerçekten çok özel bir antrenör olacağına inanıyorum. Şaziye'nin böyle bir niyeti var. Yani yapacağım diyen herkesin, o süreci yaşayan bütün gruptaki herkesin ben çok rahatlıkla yapabileceğine inanıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Umuyorum bu elemelerde yolunuza galibiyetlerle devam edersiniz. İnşallah. İyi bir sene olur sizin İnşallah. İçin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ceyhun Yıldızoğlu amirli kadın basketbol takımımızın baş antrenörü bizimle birlikteydi özel röportaj köşemizde. Sohbetimizi burada noktalandırıyoruz. Hoşçakalın.